الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz mümin kardeşlerim, küçük bir değerlendirme yaptığımız zaman bizden önceki nesillerle, mesela 50 sene önceki insanlarla bizim bu çağda yaşayan insanlar olarak iç huzurumuz, mutluluğumuz açısından bir karşılaştırma yaptığımızda önceki nesille bizim aramızda maddi hatta manevi imkanlar açısından neredeyse karşılaştırılamayacak kadar büyük farklar bulunduğu halde bizden önceki nesiller gibi huzurlu ve akşam dertsiz bir şekilde yatağına girebilen bir nesil değiliz. Çok şeyimiz oldu, huzuru bulamadık. Önceki nesillerin hayal bile edemeyeceği kadar maddi ve manevi olmak üzere pek çok imkan sahibiyiz. Kardeşlerim, sadece teknoloji ve maddi imkanlar gelişti de dün olmayan şeyler bugün oldu demekle yetinemiyoruz. Şu camide toplanıp Rabbimizin razı olacağı bir iş yapmamız, ibadet etmemiz, bir vaaz dinlememiz gibi maddi bir yönü olmayan manevi bir boyutlu meseleyi ele alalım. 50 sene önce insanlar böyle bir camide toplanmaya ne kadar muktedirdiler? Şimdi biz ne kadar muktediriz? Ulaşım, kalma, barınma imkanlarımız açısından. Bir önceki nesil, bundan 50 sene önce, bir şehirden bir kişi hacca giderse, geri dönerse, Kabe'yi ziyaret eder gibi onu ziyaret ediyorlardı. Koca şehirlerde bir kişi hacca gidiyor veya gidemiyordu. Şimdi insanlar neredeyse boş vakitlerini hacca ve umreye giderek geçirecek kadar Kabe ile buluşma fırsatı yakaladılar. Fakat hiç unutmamamız gereken çok önemli bir ayrıntı da var ortada. 50 sene önce hacca giden birisi, umreye giden birisi köyünün, kasabasının huzur kaynağı oluyordu döndüğünde. Şimdi hacca gidip gelmek bu kadar kolay,
Hacı Efendi'nin kendisinde huzur yok. Hacı Efendiler döndüklerinde Kabe'nin taşlarını tarif ederlerdi. Oradaki manzaraları tarif ederlerdi. Şimdi hacca giden herkes neredeyse kameramanı ile gidip haccını belgesel yapıp geri geliyor. Ama görüntüsünü gösterdiği şeyleri onun yüzünden okuyamıyor kimse. Kardeşlerim, çok şeyimiz oldu. Rabbimize şükürler olsun. Dedelerimiz bir ayakkabı için belki 2 ay çalıştılar. Düğüne giderken köyden çıkacakları, kasabaya gidecekleri, hükümet konağına uğrayacakları zaman çarıkları veya çizmeleriyle, lastikleriyle kasabaya kadar gittiler. Onları kasabada bir ağacın altına gizleyip kunduralarını giyip hükümet konağına öyle gittiler. Bir zaman böyleydi hayat. Şimdi çocuklar 3 ay üst üste bir ayakkabıyı giymeyi ayıp kabul ediyorlar. Şuradan buradan hicret etmek zorunda kalmış insanlara sadaka beğendirilemiyor. Sadaka beğenmiyor insanlar. Kardeşlerim, bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ama önce bu acı hakikatleri bir kere, 10 kere, belki de her gün tefekkür etmemiz gerekiyor. Çok şeyimiz oldu, huzuru arar olduk. Fakirlik ve yokluk, kıtlık insanların yüzlerinin buruşma nedeni değildi. Mahkeme kapılarında boşanma davaları 50 sene önce de vardı. Ama ben bu kadını nikahladım, buna elbise alamıyorum, eve fasulye getiremiyorum, bu kadın aç kalacak, mecburen boşanıyoruz diye bir dilekçe hiç verilmedi mahkemelere. Açlıktan dolayı boşanma ihtiyacı hisseden insan olmadı. Ama şimdi cebi para gören mahkeme kapısına gidiyor boşanmak için. Fakirlik aile dağıtmadı, zenginlik dağıtıyor. Kardeşlerim, musibet geliyorum diye anons yapmaz. Ama bu musibet geldim buradayım diye anons yapıyor. Nedir o? Her şeyimiz var, huzur bulamadık. Her şeyimiz var. Kardeşlerim, Anadolu'nun 50 sene öncesini bilenler bu sözümü garipsemeyeceklerdir. 50 sene önceki Anadolu'da bir köyde, Zonguldak'ta kömür ocağında çalışan insanlar köye döndüklerinde bir kaymakamın köyü ziyareti gibi ziyaret ediliyorlardı. Zonguldak'ta kömür ocağında çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Sigortası var adamın. Sigortalı ya. Adam sigortalı. Buna değişik bir kalp mi takmışlar? 3 ayağı mı olmuş? Sigortalı adam. Sigortalanınca nasıl olduğunu merak etmek için ziyarete gidilmiş insanlar. Ölmez bu. Sigortası var. Gidince doktorlar para da almıyormuş bundan. Ucube bir adam. Kardeşlerim, neredeyse insanlar doğmadan sigortalanıyor. Doğmadan sigortalanıyor dedim. Bunu mübalağa zannetmiyorsunuz değil mi?
bayanlar aile hekimine gidiyor, hamile olduğu anlaşılınca doktor kaydediyor, 15 günde bir telefon ediyor, filan aşınız var gelin diyor, çocuğun aşısı var diyor. Doğmadan sigortalandı çocuklar. Ama bir gariplik var. Sigorta bilmemişlerin 10 çocuğu, 12 çocuğu vardı. Doğmadan sigortalanıyor çocuklar, çocuk yok ortada. Her şeyimiz var huzur hariç. İntihar kelimesi çocukların dilinde bile sakız oldu. Babasından ona kalacak servet onun çocuklarına bile yeter ama intiharı düşünüyor çocuk. Hani Zonguldak'ta maden ocağına gidenler sigortalı olduğu için çok değerliydiler. Hep sigortalandık. Çok şeyimiz oldu. Bir barakada, baraka ev değil, bir barakada 3 kardeş evlendiler, birer gelin aldılar. O evde mutlu oldular. Tuvalet yok, banyo yok. Ana baba da o evde. Kaç aile bir evde, bir kazandan bir yemek yiyecekler ya da yemeyecekler ama yüzlerinde tebessüm var. Köy meydanında ceylanlar gibi tur atıyorlar. Evlenmeden doğan çocuklara ev almaya başladı babaları. Çocuğun doğup doğmayacağı belli değil, dairesi bulunsun ne olur ne olmaz. Daire var, dükkan var, köprü var, hamam var, huzur yok. İnsanlık anladı ki huzur marketten alınır bir şey değildir. Huzuru kalplere hükmeden Allah verir sadece. Para, apartmanlar, binalar, taşlar, betonlar, çelik yapılar huzurun kaynağı değil, huzurun gidericileridir. Çoğaldıkça beton, huzur gidiyor demektir. Tıpkı beton ve asfalt çoğaldıkça yeşillik kaybolduğu gibi. Nasıl şehirler beton yığınına dönünce, kaldırım taşlarının arasına sembolik ağaçlar dikiyor insanlar, yeşile hasret kalmayalım diye, bizde esasen içimizde bulunmayan, esasen kendimizde doyasıya soluklanıp hissedemediğimiz huzuru, mutluluğu göstermelik bir şekilde mesajlar göndererek hayırlı akşamlar, mutlu şunlar, mutlu bunlar diye plastik tebessümler ikram ediyoruz birbirimize. Tebessümümüz bile plastik hale geldi. Neden? Mutluluğu ben doyasıya hissetmiyorum ki eşim, çocuğum, komşum, kardeşim ne bulsun bundan? Hatta ve hatta aziz kardeşlerim, bir camiden çıkarken caminin kapısında Allah kabul etsin aziz kardeşim namaz kıldık diyen birisine amin, amin, sizinkini de bizimkini de mi diyoruz, ederse etsin amin mi diyoruz? Kıldığımız namazın kabul olma mutluluğunu paylaşacak kadar bile huzurumuz kalmamıştır. Acı, çok acı bir gerçek. Şu anda ben bunu bu şekilde zikrederken ezilerek ve keşke böyle bir ifade kullanmasaydım diyerek kullanıyorum. Belki 3-5'imizde huzur zannettiği tebessüm oluşturacak bir mutluluk vardır. Ama bir çiçekle bahar gelmiyor. Bir gün mutlu olmakla bahar olmuyor. Dedelerimizin bir yastıkta kocamak, bir ömür
mutlu bir gün geçirmek, yuva kurup yaşatmak için oluşturdukları evlilikleri Batı'yı taklit ettiğimiz günden beri ne yazık ki biz bal ayı diye 30 güne sıkıştırıverdik. Dönüp bireyler olarak, Ahmet Mehmetler olarak hepimiz neden bu hale geldik, ne oldu bize diye birey olarak düşünmek, bir de toplum olarak Allah ile iman bağı kurmuş bir toplum olarak biz neden bu kadar karanlık tablolar çizilmiş bir hayat yaşıyoruz sorusuna cevap bulmalıyız kardeşlerim. Benim de vazifem burada sizlere zaten var olan bu kahredici tabloyu bir kere daha anlatarak buradan çıkarken yahu bu dünya hepten bitti herhalde dedirtmek değil. Benim vazifem karanlığın üstüne zift sürmek olmaz herhalde. Hayaller kurup uçun uçun kanatlanın bahar geldi diyecek halim de yok. Ama gerçeklerle yüzleşmek zorundayız kardeşlerim. Hakikat böyle. Nedir bu hakikat? Maalesef huzur bulamıyoruz. Huzursuzluğun simgesi olacak bir şey anlatayım size. Devlet 3 kişilik bir memur boşluğu gösterip buraya imtihanla alacağım, adam alacağım demeye görsün. 30 bin kişi oraya müracaat ediyor. Sanki devlete memur olunca elhamdülillah en az Nuh Aleyhisselam kadar yaşarsın herhalde. Garanti Nuh Aleyhisselam'dan aşağıda kalmazsın. Kazanıp da oraya memur olan 3 kişiyi bir hafta sonra bir sebeple nasılsın diye sormaya gör, mübarek kömür ocağına düşmüş sanki. Kötü, işler kötü, rızık, geçim yok, dert yok, afet, her şey berbat. Bir tiyatro anlatmıyorum kardeşlerim. Müracaat ederken binde bir kazanma ihtimali var. Torpiller, yalanlar, dolanlar, yeminler, afetler oraya girmeye çalışıyor. Girdikten sonra bitti, dünyası çöktü zavallının. Meğer açlıktan ölüyormuş. Afrika'ya sadaka götürmeye ne gerek var? Memur yanı başında. Dedirtiliyor. Bunun orijinal adı nedir biliyor musunuz? Huzuru, garantiyi, rahatı yanlış yerde aramaktır. Anneler babalar Allah'tan aldıkları çocuk emanetlerini devlete bir versem de çocuk garanti olsa diyorlar. Allah'tan aldığını devlete pazarlıyor. Memurluk hasreti bu demek. Bir memur olsa Allah'tan kurtaracak, Azrail kapısına gelmeyecek çocuğun bir daha. Memur olacak o çünkü. Algı hatası, düşünce yanılgısı bunlar. Çözmek zorundayız bu formülü biz. Sadece biz değil şüphesiz. Bütün dünyada hayat böyle bir şey oldu. Zaten biz niye böyle düşünüyoruz? Bizim gözümüzün içine baka baka bize seyrettirdikleri ve batılı hayatı şirinleştiren filminden, romanından, tiyatrosuna kadar her ne varsa batıdan bize gösterilen şeyler sonunda bu noktaya taşıyor. Hiçbir film bir saatlik süreci içerisinde bunu özetlemiyor. Ama her film beynimizde bir kare oluşturuyor. Sonunda 20 sene sonra toplumun izlediği filmlerden mutluluğu çiçek takdim etmekte zanneden bir toplum yetişiyor bu sefer.
Adamın ruhu dar kardeşim. Kadın senden boşanmak istiyor. Lale döneminde sultan yapsan onu gene mutlu olmayacak. Çiçek götürmekle niye mutlu olsun? Lale bahçesinde ona çadır kursan daha fazla kızar sana. Kalbin bulmadığı huzuru göz göremez. Dil telaffuz edemez. Ümmeti Muhammed basiretli, imanıyla hayata bakan bir ümmettir. Biz elimizde Kur'an varken bile bile bu kör gidişata kurban olamayız kardeşlerim. Bu sebeple biz neden huzur bulamıyoruz sorusuna cevap verip sonra da huzurun bulunacağı ufka ışık yakmak istiyoruz. Kardeşlerim, her şeyden evvel şu cami-i şerifte itiraf etmemiz gereken, ama bu itiraf da şu idraki yakaladığımızı gösteren bir itiraf. En büyük hakikat şudur: biz Adem'in çocuklarıyız. Adem'in, Adem. Gözümüz Adem'in gözü gibi, kulağımız Adem'in kulağı gibi, ellerimiz biraz büyük biraz küçük ama Adem'in elleri gibi, tırnaklarımız Adem'in tırnakları gibi. Aleyhisselam. Kardeşlerim, hayatına cennet gibi bir yerde başlayıp çile görmek, kahır çekmek için dünyaya gelmiş bir Adem babamız bizim. Çilekeş bir babamız var. Cennet gibi bir yerden dünya gibi bir yere indirildi diyor Kur'an-ı Kerim. İndirildi. Bir kere Adem aleyhisselam düzey indirilmesiyle cezalandırılır gibi dünyaya gönderildi. Gelir gelmez ahu vahı gökleri sardı. Henüz tevbem kabul oldu mu, olmadı mı, Rabbim beni tekrar cennete koydu mu, koyacak mı düşünürken o kahır içerisinde bir oğlunun cesediyle karşılaştı. Babamız Adem. Kardeşlerim, güvence sistemleri oluşmuş. Memurlukmuş, esnaflıkmış, zenginlikmiş. Yahu baban kim? Kime güveniyorsun sen? Mezarlıktaki nüfusun, toprağın altındaki insan sayısının üstündekilerden fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz biz. Ve Adem'in çocuğuyuz. Biz eğer Adem'in çocuğu olduğumuzu kabul edersek, emin olunuz çektiğimiz sıkıntılardan bile lezzet almaya başlarız. Biber yedikçe of be, bir daha ver şu biberden diyen adam gibi oluruz. Acı zehir gibi biber ama köftenin içinde mis gibi olmuş deniyor. Yahu köftenin içindeki biber mis gibi olmuş denir mi? İnsan para verip biraz daha acı biber alır mı? Zevk alıyorsan bibere de para verilir tabii ki. Bu hayatı biz hastanelerde doktor amcalar bizi getirdiler. Bazılarımızı da eskiden leylekler getiriyordu. Şimdi hemşireler getirmeye başladı. Bundan sonra da devlet de hepimizi güvenceye aldı. Bir sürü aşımızı da olduk. Aşı olduğumuza göre hasta da olmamızı gerektiren bir şey yok ortada. O zaman güllük gülistanlık bir dünya. Ne güzel yahu. Hayır. Kimseyi hemşireler getirmedi. Adem'in çocukları olarak Allah yarattı hepimizi.
Nasıl gözümüz kaplanlara değil Adem'in gözüne benziyor? Babalarımız, dedelerimizden tevarüs ederek bu gözlük tipiyle geldik bu dünyaya. Aynı şekilde çile, sıkıntı, stres, bıkmışlık, yorulmuşluk babamızdan mirastır bize. Dünyada teknoloji, müreffehlik oranı arttıkça hepimiz adımız soyadımız gibi bilelim, huzursuzluğumuz ve kaosumuz, stresimiz de artacaktır. Teknoloji büyüdükçe, kimya sanayi ilaç sayısını artırdıkça kanser de artacak, psikiyatrik vakalar da günübirlik hale gelecek. Günün birinde 50 sene önce filan köyde bir deli olurmuş. Her köyün bir delisi olur diye bir atasözü bile var. Şimdi hangi evden psikoloğa ve psikiyatriye gitmeyen insan kaldı? Bunca ilerleyen ilaç sanayi, bunca gelişen teknolojik imkanlar, neredeyse her sokağın başına bir hastane kurulacak kardeşim. Her sokağın başında bir hastane, her sokağın ortasında da bir sağlık ocağı var. Huzur, hayata güven, mutluluk, tebessümle birbirine neşe saçan aile fertleri nerede? Henüz onun kanunu çıkmadı. Mutluluğu sigortalayan bir yasa çıkarsa kurtulduk o zaman. Bir de mutluluk sigortası. Çünkü sigorta yaptırdın mı garanti oluyor her şey. Mutluluğu da sigorta yapabiliriz. Kazalara geliyor nasıl olsa sigorta. Bir de mutluluğu kaybolan sigorta ödettirsin. Plastik tebettüm ya da internetten kahkaha sesleri gelir sana, mutlu ol diye. Hayır, Allah kanununu koymuştur. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكَا. Kur'an'dan yüz çevirenin yaşamı daracıktır, Allah buyuruyor. Dünya küçülür. Gelin kafirlerin kılıçları altında ölüm kusulan şu meydanda benimle bulunun dediğinde, düğüne gider gibi ölmeye gidenlerin yüzündeki tebessüm, yarın düğünü olacak gencin yüzünde yok bugün. Evlilik stres konusudur. Genç kızlar evliliğin oluşturduğu kaostansa bekar kalmayı, evlenemedi dedirtmeyi kabul ediyorlar. Erkeklerin kahrına düşmemek için. Erkeklerde pişir yemeğini tenezzül etmeyenin kızına diyorlar. Böylece şeytan herkesi birbirine kırdırıp belki de Adem Aleyhisselam'dan beri kazanamadığı büyük bir sermayeyi kazanıyor. Çare yok. Allah'ın kitabı Kur'an, cenazelerde okunduğu, camilerde okunup dinlendiği ve de Ramazanlarda okunduğu bir kitap halinde kaldığı sürece, Allah şöyle dediği için şu şöyledir diye çoluk çocuktan yaşlıya kadar herkes, Kur'anlı insan, Resulullahlı Müslüman aleyhissalatü vesselam olma mücadelesi vermediği sürece sigorta bile bize mutluluk ve huzur veremeyecektir. Sana en fazla canın sıkıldıkça internetten kahkaha mesajları gelebilir. Onun da vergisini verirsin üstelik. Abone olursun, sinirlendikçe tuşa basarsın, 3 kere güler sana, sana güler, seni güldürmez. Kardeşlerim, birinci sıkıntımız bizim kimin çocuğu olduğumuzu anlamadık biz.
Leylekler, hostesler getirmedi bizi. Bizi Allah yarattı. Laboratuvarda da yaratmadı. Adem'in neslinden yarattı. Çilekeş babamız aleyhisselam şu dünyaya çile doldurmak için gelmiş Adem'in çocuklarıyız. Keyif süremezsin burada kardeşim. Öyle bir baban yok senin. Soyunu inkar edersen sabahlara kadar eğlenebilirsin. Ona bir itiraz yok. Değilim Adem'in soyundan de, hayvanlara hiçbir engel yok. Onlar kurban olmaya giderken de zaten samanın peşinden gidiyorlar. İkincisi kardeşlerim, Rabbimiz cennete gitmek için bu dünyayı hazırladı. Biz burayı cennete gitmek için değil, cennetleştirmek için yaşanır yer yaparsak tuzağa düşeriz. İnsan hastaneye geçici bir süre tedavi olmak için gider. Bir hasta gördünüz mü siz? Yorganını, yastığını, valizini, geceliklerini almış, hastanenin kapısında buyur kardeşim diyorlar, şöyle birkaç sene kalmaya geldim buraya diyen gördünüz mü? Hastanede birkaç sene kalmak için gidilmez ki. Hastanede tedavi olunmak için gidilir. Bu fani dünyayı Rabbimiz fani, bir sineğin kanadı kadar bile kıymeti olmayan bir yer diye yarattı. Buradan cenneti kazanın gelin buyurdu. Ama şeytana da dedi ki, onlara orayı cennetmiş gibi göster. Kimin gerçekten hak ederek cennete geldiğini, kimin de gelemeyeceğini herkes görsün, Allah buyurdu. Bunun için şeytanı gönderdi. Bunun için şeytana verdiği aktif enerji bütün insanlara yetecek kadar güçlü, kuvvetli bir enerji oldu. Kardeşlerim, evimize gidelim. Ailemizde şu bilgiyi paylaşalım. Çocuklarımız dahil, 5 yaşından büyük çocuklarımızı, eşimizi karşımıza alalım. Biz cennette miyiz diyelim. Elbette hayır denecek. Peki burası günün birinde cennetleşebilir mi diye ikinci soruyu soralım. Biz sonra da diyelim ki, eğer şu fani dünyayı Allah bir kişi için cennet yapacak olsa, şu kainatta en çok sevdiği Muhammed Aleyhisselam'a cennet yapardı burayı. Hayatına dönüp bir bakalım, 63 senenin 0. senesi babasız doğmakla başladı. Öksüzlükle devam etti. Dede kaybetti, amca kaybetti, ticaret yapmak zorunda kaldı, çobanlık yapmak zorunda kaldı. Ümmetinin peygamberi oldu. Kimsenin çekmediği kadar eziyetler çekip gitti bu dünyadan. Eğer şu dünyada bir kişiye şöyle güzel bir kahve iç, 6 ay senin kılına dokunan olmayacak denseydi, emrine su olarak akıp gelecek dağlar verilmiş bulunan Muhammed Aleyhisselam için olurdu bu. Uhud'da mübarek kanı yere damlamasın diye hızlı bir şekilde yeryüzüne inen Cebrail Aleyhisselam bir günde onun mutlu olması için çimşekler gibi yeryüzüne inerdi. Ne evinden aradığı huzuru doyasıya buldu, ne de etrafında can siperi yapan, etten kemikten kaleler kuran ashabı %100 onu mutlu edecek bir şey yapabildiler. Çünkü şu dünya Muhammed Aleyhisselam'a bile cennet olacak bir yer değildir. Eğer Allah burayı da cennet yaparsa, uğruna milyarlarca insanın can feda ettiği, iman ettiği cennetin kıymeti kalmaz kardeşlerim. Bir insan dünyayı dünya gibi görmeli,
Allah'ın dünyaya verdiği değer kadar vermeli, hızını ve heyecanını, hasretini cennete saklamalıdır. Ama dünya da cennet olsun, ahiret de cennet olsun, çift cennetli olayım düşünürse bir insan, bunu herkes bilmeli ki eğer Allah peygamberine, onun biricik ashabına, peygamberin çocuklarına, peygamberin aleyhissalatu vesselam cennet efendisi olan torununa bile cennet yapmadığı bu dünyayı, bugün bir Müslümana sadece sosyal güvenliği var, devlet memurudur, maddi imkanları var diye cennet gibi yaşatır bu dünyayı, bir Müslümana böyle bir fırsat verir de sonra cenneti de ikinci bir cennet olarak ona verirse, sırtında kızgın demirlerle yaralar bulunup ahirete giden Habbab ibn-i Eret ne diyecek kıyamet günü o zaman? Bu dünya, bu dünyada ahiretten önce güzel bir cennet gibi yaşanabiliyordu da, atın beni ateşe, Rabbimden kopmayayım diyen İbrahim'e ne denir kıyamet günü? Aleyhisselam. Gerçekçi olmak zorundayız kardeşlerim. Evet, Allah'tan bela ve musibet istenmez. İyi bir cennetim olsun diye herhalde gökten ateş yağdır ya Rabbi diyecek halimiz yok. Caiz değil bunu yapmak. Huzur ve afiyet isteriz. Ama buranın cennet olmadığını, şu fani dünyada biten en güzel çiçeğin bile iki gün sonra solacak bir şey olduğunu bildin mi, mesele yok. Mesele ne biliyor musunuz kardeşlerim? Çiçeğe bakıyorsun, solmaz bir şey zannediyorsun onu. Yanlış buradan başlıyor. Çocuğu büyüttün, ayakta tuttuk, hiç yatağa bile yatırmadık biricik yavrumuz diye, onun da senin önünde aynı saygıyı göstereceğini zannederken bir de bakıyorsun ki sokakta tanımadıkların kadar bile sana saygı göstermeyen bir canavarı evinde büyütmüşsün sen. Tamam, böyle bile olsa bu dünya buydu zaten deyip rahat edebilirsen çatlamazsın. Nuh çatlamadı çünkü aleyhisselam. Lut çatlamadı aleyhisselam. Ama verdiğim emek kadarını da isterim bu çocuktan, eşimden dediğin zaman çıldırmaya mahkumsun. Huzurun gitti demektir. Çünkü verdiğini değil, biiznillah verdiğinin 700 katı kadarını bulmak cennette mümkündür. Cennette mümkündür. Dünya ise cennet değildir. Kardeşlerim, üçüncü olarak da Bakara suresinin 155. 156. ve 157. ayetini bu mantığımızın oluşması için bir buket olarak sizlere sunmak istiyorum. Bakara Sure-i Celilesinin 155, 156 ve 157. ayetleri. Bu ayetleri okuyalım. Ev alırken, çocuğumuz olacağı zaman, gezmeye gideceğimiz zaman, şu dünyada bize artı bir şey kazandırdığını düşündüğümüz herhangi bir şey önümüze çıktığında bu ayetleri hatırlayalım. Kardeşlerim, elbette Kur'an'ın son ve tek doğru sözü söylediğine iman ediyoruz. Şimdi bakınız, huzuru Rabbimiz nerede bize adreslendiriyor? Beraber dinleyelim. Bakara suresinin 155. ayet. Allah ona iman eden
mümin kulları ile siz diyerek konuşuyor. Siz diye hitap ederek konuşuyor. Hepimiz kulağımızı son ayarına kadar açalım. Rabbim siz diyor ve bizi gösteriyor. Rabbim Allah'tır diyen herkes bu ayete muhatap şimdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel semerat. Allah kullarına haber gönderiyor. Onları demiyor, dikkat ediniz. Ve la nebluvennekum, sizi denemeye tabi tutacağız. Kim biz? Kim biz? Allah. Madem ki Rabbim Allah'tır dedin, o zaman Allah mesaj gönderiyor. Ve le nebluvennekum, sizi sınamaya tabi tutacağız. İmtihan edeceğiz. Neyle imtihan edeceksin ya Rabbi? Bir nebze korku vererek. Korku bir. Vel cu'i, bir nebze açlık sıkıntısı çektirerek. Açlık iki. Ve naqsim minel emvali vel enfusi vel semerat. Mal, can ve ürün konusunda, mal, can ve ürün konusunda zihinlerinizde tereddütler oluşturacağız. Kardeşlerim, emeklilik diye dert var ya, sigorta olmazsa, çocuk memur olmazsa, şunu yapmazsam, kardeşimle babamdan kalan tarlayı bölüşürsem, üç dönüm az olursa, şu olmazsa, bu olmazsa, sa var ya, iman ettiğimiz Rabbimiz bunun kaynağını gösteriyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, size bunu bir imtihan olarak ulaştıracağız diyor. İman ettik diye çekip gitmek yok. İman ettiysen gel bakalım demek var. Çünkü sen cennete adayım dedin. E buyur gel madem adaysın. Adayın üzerinde bir test yapılacak. Bir kere acaba bir şey olur mu bana diye korkmayan insan olmaz. Allah'tan böyle bir korku gelmiş bize. Acaba aç kalır mıyım, maaş yeter mi? Bu Allah'tan gelmiş bir korkudur. Benim çocuklarıma bir şey olur mu, param çalınır mı, bizim tarla sele gider mi? Allah'tan gelmiş bir endişedir. Tedbir al, sele gitmesin. Tedbir al, para biriktir, malını israf etme. Ama bu korkuyu yürekten kimse silemez. İşin garibi, fakir biraz korkar, kaybedeceği şey birazdır çünkü, zengin çok korkar. Daha zengin ödü patlar. Fakir zanneder ki bir zengin olsam da ayak üstüne atsam, zengine bak ayağına basamıyor bile, bırak sen üstüne atmayı. Çünkü bu korkunun kaynağındaki şey büyüdükçe, yani dağa doğru tırmanışın yükseldikçe yuvarlanma ihtimalinde artıyor. Ama Rabbim bu kadarla bırakmadı. O beşşiri sabirin, ey peygamber aleyhissalatü vesselam, bu salacağımız endişe ve korkular karşısında sabırla hareket edenlere Allah'tan müjdelerini versen. Kimmiş peki sabreden kulları Allah'ın? Ellezine izâ sâbethum musibetun. Allah'tan onlara bir musibet geldiği zaman, kıtlıktı, korkuydu, sıkıntıydı, kalu, onların sloganı şudur: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Kardeşlerim, cenaze duası değil bu dua. Tabut görünce okunan dua değildir bu.
Tekrar ediyorum, tabut duası değil bu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, tabut, cenaze, mezarlıktan geçme duası değildir. Allah'ın kulu imtihan ettiğine dair nerede bir sinyal görülürse neyi hatırlaman gerektiğini söyleyen ayettir bu. Evlat sıkıntısı, eş sıkıntısı, güvence sıkıntısı, afet, bir şey geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun, zaten Allah'tan gelmiştik, sıfırdan gelmiştik bu dünyaya, elbette bir gün sıfır olup Rabbime gidecektim zaten deyip kendisini yok, Allah'ı var kabul eden, gökten bile düşecek olsa çatlamaz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'la beraberdir o. Allah'la beraber olmak bu demek zaten. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. İşte mantığı bu olanlar, çocuğundan bunaldığında, siyasetten sıkıntı gördüğünde, çağdaş işkencelerden birine muhatap olduğunda inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'tan gelmiştik, Allah'a döneriz, dönüşümüz onadır zaten diye itiraf eden, ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme, Allah'ın beraberliği ve Allah'ın rahmeti bu insanlarla beraberdir. Bunu sağlayamazsan kardeşlerim, camide bile çatlarsın sen. Camide bile çatlarsın. Girmeden mezarlığa, yatak odası senin için mezarlık oluverir. Urve İbn Zübeyr radıyallahu anhı bir kere daha inşallah şefaatine nail olmak için burada zikredelim. Ashab-ı kiramın büyük ulularından, cennetle müjdelenmişlerinden Zübeyr İbn Avvam radıyallahu anh'ın oğlu Urve, bir yolculuğu esnasında çocuğunun ölümüyle karşılaşıyor. Çocuğu hayvandan düşüyor, oğlu ve ölüyor. Aynı yolculuk esnasında da kendisine bir yara musallat oluyor ve ayağını o zamanın doktorları kesiyorlar kangren olduğu için. Ayılınca ameliyattan, ameliyat nasıl bir ameliyatsa, zifte batırmışlar kanamasın diye, ayıkınca ellerini kaldırıyor, diyor ki Allah'ım, iki elim iki ayağım vardı, üçünü bıraktım birini aldın, bir sürü çocuğumu bıraktın da bir tanesini aldın, sana şükretmem de ne etmem ben Allah'ım, diyor, şükürler olsun sana, diyor. İşte İnna lillah ve inna ileyhi raciun kafası bu. Babası cennetle müjdelenmiş biri, düğününde kim bilir ne güzel dualar yapmıştır babası. Zübeyr İbni Avvam'ın oğlu, öyle bir adamın oğluna bir felaket gelir mi hiç? Okunmuş, tütsülenmiş bir insan. Hayır. İyi biliyordu ki herkesten önce onu sınayacak Allah, kaldırdı ellerini, şükretmeyeyim de ne yapayım ya Rabbi dedi, kazandı. Şimdi de biz kim bilir her gün böyle bir olayla karşılaşıyoruz, ne dediğimizi melekler kaydediyorlar. Bir gün utanacağımız tavırlar göstermeyelim. Çok kalabalık bir yerde gösterdiğimiz tepkilerimiz, reflekslerimiz karşımıza çıkarılacak hep. O gün utanacak şeyi söylememelidir bugün mümin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu ekber, Allahu ekber.